Bitmeyen kripto kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu Bitcoin ve altcoinlerde biliyorsunuz ki gerçekten de ciddi anlamda çok sert düşüşler meydana geldi ve tabii ki gündeme yansıyan haberleri sizlere gösterip sizlerle beraber analiz edeceğiz ve genel olarak Bitcoin ve Ethereum'dan şekilde bir piyasa analizi yapacağız. Piyasanın yönü ne tarafa gidiyor? Bununla ilgili yine sizlere tahminlerimi ve düşüncelerimi aktarmaya çalışacağım. Öncelikle şöyle coin360.com'a baktığımda arkadaşlar ciddi anlamda piyasanın hemen hemen hepsi kıpkırmızı. Yani piyasada çok ciddi miktarda para çıkışı var ve panik satışları da aynı şekilde devam ediyor. Biliyorsunuz ki Ethereum'un bir ağı var. ERC20, ERC20 andan o kadar bir para transferi oluyor ki şu anda Binance olsun, KuCoin borsaları olsun bu ağla transfer yapmayı şu anda durdurdular. Ee, yakın zamanda da tabii ki açılacak yine ama dediğim gibi millet çok paniğe kapıldı. Şu anda paraları gerçekten de sürekli dışarıya aktarmaya çalışıyorlar ve Gas fee ücretleri dediğimiz yani bu MetaMask'a falan para gönderirken bir miktar kestiği yani neredeyse Orta hızda göndermesi 150-160 dolara kadar çıktı. Çok ciddi rakamda bir tıkanıklık meydana geldi. Zaten dominansın yükselmesiyle birlikte de arkadaşlar şu anda baktığımızda alt daha fazla bir kırmızılık var. Ve dediğim gibi şu anda hani Bitcoin'in şeyine göre hani Bitcoin tık düştükçe alt daha da fazla ezmeye başladı bu dominansın etkisiyle. Şöyle coin market cap'e geldiğimde Bitcoin'deki paranın 691 milyar dolara kadar gerilediğini görüyorum. Aynı şekilde Ethereum'un da biliyorsunuz ki bundan 450 milyar neredeyse 500 milyar sınırına yaklaşmıştı. Ama Ethereum'da da aynı şekilde çok ciddi miktarda para çıkışı var. Yani hemen hemen tüm altcoin'lerde ciddi para çıkışı var. Ve zaten birkaç gün düşüş eğilimindeydi arkadaşlar. Ve bugün de çok ciddi rakamlarla yani Bitcoin'de bir anda 40 bin dolarlardan 30 bin dolarlara kadar bir iniş meydana geldi. Ve tabii ki oradan çok sert bir tepki aldı. Şu anda baktığımda da 37 bin dolarlara yeniden çıkmış gözüküyor. Şöyle Bitcoin'in dominansına geldiğimde de 42.54'lerde. Normalde 30 bin dolara geldiğinde Bitcoin'in dominansı 45'lere kadar gelmişti arkadaşlar. Şu anda dengeleme olduğundan alttan da para girişleri olduğundan Dominans ufaktan yine düşmeye başladı. Yani buradaki tek umudumuz zaten dominans seviyesi arkadaşlar. Eğer dominans e, burada olmasaydı yani 40'larda olmasaydı eğer 50'lerde falan olsaydı Bitcoin'in dominansı yani Bitcoin'in bu düşüşüne biz emin olun altcoin'leri şu an yerden kazıyorduk yani zararlarımız aşırı derecede büyüktü yani bu düşüşe normalde eğer Bitcoin'in dominansı yüksekte olsaydı Bitcoin ve e, altcoin'lerde özür diliyorum altcoin'lerde çok ciddi düşüşler meydana gelecekti %70 %80'lere varan şöyle altcoin market cap'teki paraya bakmak istiyorum. Arkadaşlar şu anda 950 milyar dolar yakın bir altcoinde bir para var. Yine Bitcoin'den kat kat fazla neredeyse 250 milyar dolar yine aynı şekilde fazla para var. Total market cap'e de geldiğimde arkadaşlar şöyle buradan göstermek istiyorum. Bitcoin'de dahil toplam market cap'e baktığımda 1 trilyon 624 milyar dolar olduğunu görüyorum. Yani bundan daha bir hafta önce 2.3 trilyon dolardan 1.624 milyar dolara kadar geriledi. Yani bu da çok ciddi bir rakam arkadaşlar. Neredeyse piyasada 700-800 milyar dolara yakın bir para çıkışı meydana geldi. Öncelikle haberleri de sizlere göstereceğim. Yani bu Bitcoin'in düşmesinde etkili olan JP Morgan'ın birkaç iddiası var. Onları da size aynı şekilde göstereceğim. Şöyle Bitcoin'in Güncel grafiğine baktığımda arkadaşlar, Stoxx, Ersa yine aynı şekilde dipte yani K ve D değerleri dipten aynı hizayla ve yatay bir seyirde ilerliyorlar ve de Bollinger bandlarına da baktığımda yine aynı şekilde aşağıya kadar sarktığını görüyorum. Yani normalde şu anda da yine aynı şekilde stabil hareket etmesi en azından bizim için iyi olacaktır. Aynı zamanda da şöyle baktığımda da buradaki mavi olarak gördüğünüz yer arkadaşlar burada güçlü bir destek noktası vardı. Yani buraya geldiğinde de gerçekten çok güçlü alımlar oldu. Yani burada alanlar e, neredeyse güzel karlar bile şu an etmiş olabilirler. E, şöyle hızlı bir şekilde Ethereum'a gelmek istiyorum. Arkadaşlar Ethereum'a geldiğimde de Ethereum'un da aynı şekilde şu anki değerinin 2662 dolar olduğunu görüyorum ve bunun da aynı şekilde Arkadaşlar 1924 dolardaki destekten yukarıya attığını aynı şekilde görüyorum ve Stocher Asayi çizgilerine baktığımda yine aynı şekilde yatay seyir etmekte yani bir kararsızlık var piyasada. Hızlı şekilde de panik satışları devam ettiği için Ciddi anlamda düşüş var ve şu anlarda gerçekten de insanların aklı karışmış durumda. Alım fırsatı mı değil mi gibi sorularda bana geliyor arkadaşlar ama dediğim gibi piyasanın ne olacağı belli değil. Normalde ben 44-45 bin dolarlarda zaten söylemiştim hani şunları şunları alttan topladım diye. Yani çok küçük miktarlarla girmiştim. Yine de nakitte bekliyordum. Ve en son 33-34 bin dolardan yine topladım. Ama belli de olmuyor yine Hani bunun garantisi de yok. Şu anda yine bir sert satış geldikten sonra yeniden 29-28 binleri bile görme ihtimali Şu anda piyasa gerçekten de çok fazla para çıkışı var. Bu yüzden de dediğim gibi dikkatli olmanız sizlere tavsiye ediyorum. Şimdi buraya da stop falan da koymayın arkadaşlar. Stoplu kesinlikle tavsiye etmem. Yani gördüğünüz 40 bin dolarlardan anlık 10 bin dolar birden bitcoin düştü. Ethereum 3200, 3300, 3400 dolarlardan 1900 dolarlara kadar indi. Burada stopsuz stop kesinlikle tavsiye etmiyorum. Eğer zarardasanız bile uzun vade kafasına geçin. Ben de şu anda birçok coin'imde zaten aldığım fiyatın kat kat altındayım. Bakın burayı özellikle belirtmek istiyorum. Dediğim gibi bekleyeceğiz. Yani bu piyasada böyle düşüşler olunca yükselişler de güzel olacaktır arkadaşlar. Neredeyse bir yıldır bu piyasadayım. Geçen ayki Mart ayındaki düşüşte de yine aynı böyleydi. Ve ben inanıyorum ki yeniden o yeşillenmiş günleri yeniden göreceğiz ve güzel paralar kazanacağız. Sadece burada acele etmeyin, FOMO'ya kapılmayın. Uzun vade, orta vade kafasına geçin. Bundan belki 3-4 ay sonra daha da kat kat artacağını görebiliriz. Sizler öncelikle iki tane yansıyan haberleri göstermek istiyorum arkadaşlar. JP Morgan Bitcoin'den altına dönüş. Yani JP Morgan Şöyle bir açıklaması olmuş. Yani Bitcoin'e çıkanlar altına yöneliyor ve biliyorsunuz ki bu aralarda da çok artışlar var. Normalde gram altın 400 liralara kadar inmişti ve şu anda 505 TL'ydi. Sabah o saatlerde 505 TL'den işlem görüyordu. Ve buradan da JP e, Morgan'ın iddiası bu şekilde. Diyor ki hani Ethereum ve Bitcoin'lerini satan altına yönelmeye başladı. Yani tabii ki bu da bir insanların dikkatini de o tarafa çekmek de olabilir arkadaşlar. Yani buradaki her insanın satıp altınlara yönelip bu piyasanın düşmesini ve alttan toplamalarını bekliyorlar. Ve eminim ki binlerce insan aşağıdan çok büyük şekilde paralar topluyordur ve e, coinleri topluyorlardı. Ben bundan adım gibi eminim. Dediğim gibi e, şu anda da zaten şöyle Bitcoin'in bu sabahki düşüşten sonra da baktığımda arkadaşlar rekor sayıda long pozisyon tavsiye oldu. Yani likidite oldu. Şöyle baktığımda zaten dünden bugüne %30'a kadar varan oranda değer kaybeden Bitcoin 30.025 dolara kadar geldikten sonra yeniden yukarı yönde hareket etti. Coinbase'deki 34 bin doları çıkmış durumda zaten şu an güncel fiyatımda sizlere göstermiştim 37 bin dolar seviyelerinde ilerliyor şu anda da baktığımda bir saatte 3 milyar dolar likidite oldu long ve short pozisyonları bu piyasada kesinlikle tavsiye etmiyorum arkadaşlar bakın yani Normalde çoğu kişi long pozisyon girmiş. 40 bin dolar seviyelerinden yukarı yönlü. Ama tam tersi oldu. Sadece 1 saatte 3 milyar dolar likidite edildi. Burada da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şöyle kısaca da toplamak gerekirse arkadaşlar. Dediğim gibi zarardasınız. Lütfen FOMO'ya kapılmayın. Hiç piyasaya da bakmayın. Eğer orta uzun vade kafasındasınız zaten rahat olun. Eğer ama son parasını böyle gerçekten de yukarılardan alıp bu coin işine girdiyse. Bu coinler böyle arkadaşlar. Dediğim gibi FOMO'ya kapılmamanız gerekiyor. Yani tabii ki böyle kısa vade düşünüp hani son paralarını girenlere de yine aynı şekilde bekletmelerini tavsiye ederim. Şu an çünkü çok ciddi oranlarda zarar olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok sert düşüşler meydana geldi ve e, mikrostrateji biliyorsunuz ki Dünyada en çok elinde Bitcoin bulandıran bir kişi ve tweetlerine sürekli destek vermeye devam ediyor ve satmayacağını Bitcoin'i sonsuza kadar tutacakları gibi bir iddialar da var ve tabii ki burada mikro stratejinin bunu desteklemesi Bitcoin'e böyle destek vermesi piyasayı olumlu yönde biraz da etkiliyor ama dediğim gibi Elon Musk gibi manipülatörler ağzımda burada Bozmak istemiyorum e, Piyasanın normalde böyle e, Farklı algılar yaratarak Bitcoin'de gerçekten de sert düşüşler meydana getirdi ve tabii ki de burada birçok insanı da panikle etti. Bu yüzden de düştü arkadaşlar açıkçası. Ama şu anda piyasayı izlemekle devam ediyoruz. Umarım ilerleyen günlerde daha da yükselişleri görürüz. Ben böyle ümit ediyorum arkadaşlar. Aynı şekilde bekleyeceğiz ve aynı şekilde ön satışlar ve yeni çıkacak coinlerde de yine para kazanmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz ki bu, bu gibi fırsatlar ayağında kaçmış değil. O yüzden Moralinizi bozmayın, Uz, orta uzun vade kafasına geçin ve sakin olun. Sadece dediğim gibi bu kadardı arkadaşlar. Bu videomda izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bol kazançlar.